Özellikle zehirli gazların kullanımı, boğucu gazların kullanımı uluslararası hukuk açısından savaş suçu olarak ifade ediliyor. Tabi savaş suçunun tanımının tam anlamıyla bir sözleşmede buna karşılık geldiğini söyleyebilmemiz mümkün değil. Fakat özellikle savaş suçu hallerinin bazı uluslararası sözleşmelerde e, tanımlandığını e, yani nelerin savaş suçu olabileceği ile ilgili bazı maddelerin olduğunu biliyoruz. Şimdi savaş suçu e, aslında 21. ve 20. ve 21. yüzyıla e, Yüzyılın daha çok e, kullandığı bir ifade biliyorsunuz 20. yüzyılda iki önemli büyük dünya savaşı yaşandı ve en çok da tartışıldığı e, dönemlerde aslında iki dünya savaşını büyük dünya savaşını yaşamış ve o dönemler içerisinde de ciddi anlamda kimyasal silahın kullanıldığı nükleer silahlarında kullanıldığı bir e, süreç olması sonrasında özellikle e, dünyada olan bazı devletlerin e, daha çok Birleşmiş Milletler son aşamada Birleşmiş Milletler olarak kendini örgütleyen ve bu Birleşmiş Milletler'e üye olan devletler nezdinde bir mutabakata varılması gerekliliği üzerinden e, bazı uluslararası sözleşmeler esas olarak e, düzenlenmiş ve savaş suçu hallerinin de bu düzenlenmiş olan e, ve devletler tarafından da imzalanmış olan bu sözleşmelerin içerisinde lerinde olduğunu görüyoruz. Ee, mesela başında 1900'lerin yılların başı, öncesinde Lahay Sözleşmesi var. Esas olarak zehirli gazların kullanımının olmaması gerektiğini ve yasaklanması gerektiği ve devletlerin böyle bir yükümlülük altına girerek hiçbir surette buna kalkışmaması gerektiğiyle ilgili düzenlemeler var. Sonrasında 2. Dünya Savaşı sonrasında da Cenevre Konv Konvansiyonu olarak ifade edilen ve devamına Cenevre 1-2-3 devam ede gelen bazı sözleşmeler var. Ee, ve bu sözleşmelerin içeriğinde esas olarak e, gerek siviller gerekse e, askeri bölgeler de olmuş olursa da hiçbir şekilde bunların yaşam alanlarına ve bunların bulundukları yerlere yönelik yapılan saldırılarda evet. e, Taraf devlet olsun veya olmasın, devlet olsun veya olmasın çatışmanın bir tarafı da olabilir, devlet de olabilir. Hiçbir surete bu zehirli gazların kullanılamayacağı ile ilgili devletlerin taahhüt ettikleri bazı düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Yine devamında esas olarak da en yakın tarihimizde kimyasal silah kullanımını aslında yasaklayan, bu kimyasal silahları stoklayan devletlere bir anlamda bir yükümlülük getiren ve bunların hiç ellerinden çıkartılması gerektiği ile ilgili imzalanan bir sözleşme var var. Tabii o sözleşmede kimyasal silahlar sözleşmesi olarak bilinir. İşte 2000 yılı 2000 yılından sonra 188 üye devlet bu e, kimyasal silahlar sözleşmesini esas olarak imzalamış ve bu sözleşmeye göre de hiçbir şekilde kimyasal e, silah yani zehirli, boğucu, biyolojik e, tarzda, nükleer tarzı hiçbir şekilde bir silahın kullanılamayacağı e, kullanılmaması gerektiği ve var olanların da elden çıkarılması gerektiği ile ilgili devletlerin taahhütleri var bu sözleşmeye dayanarak BM nezdinde imzalanmış olan bir sözleşme değil bu aslında bazı yani devletlerin bir araya gelerek imzaladığı bir sözleşme olduğunu tabii görüyoruz. Türkiye'de de bunlara taraf kimyasal silahlar sözleşmesini aslında imzalamış olan bir e, ülke ve kendi aslında e, iç hukukuna da bunu uyarlamış bir anlamda tahmin etmiş e, bir ülke. Şimdi bu kimyasal silahlar sözleşmesinin apaçık bir ihlali olduğunu söyleyebilmek mümkün. Yani bu kimyasal silahlar sözleşmesine göre hiçbir şekilde zehirli gazın kullanımı zaten kabul edilemez. Başka savaşan devlet de olsa, başka bir taraf da olsa, çatışmanın bir tarafı da olsa, askeri de sivil fark etmeksizin bunların e, gerek kullanımını gerek üretilmesini esas olarak yasaklayan bir sözleşme olduğu için ciddi anlamda bağlayıcılığın olduğunu görüyoruz. E, tabii Türkiye bunu e, bunu uyguluyor mu? E, yani hem uluslararası tahammül açısından bu yükümlülüklerini yerine getiriyor mu ee, en son e, dün itibariyle de e, kamuoyuna yansıyan görüntüler açıklamalar e, Türkiye'nin aslında e, kimyasal silah e, operasyonellerde, operasyon bölgelerinde sınır ötesi olsun veya başka bir e, bölgede olsun. bu kimyasal silahların kullanıldığıyla ilgili olarak ciddi emareler var. bunu bu emarelerin öncesinde aslında belki Türkiye'deki mevcut siyasal yapının, mevcut siyasal iktidarın mensubu olan bakanlar nezdinde yapılan açıklamaların da aslında bu bulguları destekleyen açıklamalar olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Hulusi Akar 16 Şubat 2021 tarihinde TBMM'de bir açıklama yapmıştı ve göz eş kullandığını operasyonlarda ifade etmişti. Bizzat kendisinin kamuoyuna yansıyan beyanı bu şekildeydi. Bu açıklama aslında bir yerde de bunu doğruluyor ve aslında kabul edildiğini de gösteriyor resmi makamlar açısından baktığımızda. Şimdi bu açıklama sonrasında İsviçre ve Almanya'nın özellikle Kürt kamuoyunun Kürt hukuk örgütlerinin bazı örgütlerin yapmış olduğu çağrılar sonrasında İsviçre ve Almanya'nın e, sınır ötesi olan e, ve Kuzey Irak'ın sınır bölgesi olarak e, bilinen e, yere bir e, misyon gezisi düzenlendi. Çünkü ciddi iddialar vardı kimyasal silahın orada e, kullanıldığı ile ilgili olarak. Bu heyet e, İsviçre ve Almanya'dan olmuş olsa da aslında Kürdistan federal bölgesinin yetkililerinden de oluşan bir heyetti. Ve bu heyet e, Operasyonun yapıldığı, kimyasal silahın kullanıldığı ile ilgili e, olarak e, belirtilen iddiaya karşı bir araştırma yapmak istedi ve heyet olarak gittikleri yerlerde e, o alana girişlerine zaten izin verilmedi. Kamuoyuyla zaten hazırlamış oldukları raporu da açıkladılar. Yani biz gittik, evet orada inceleme yapmak istedik ama bu incelememize izin verilmedi. Doğrudan maddi delillere ulaşamadık ama orada e, yakında civarında gördüğümüz işte gaz maskeleri var, işte çamaşır suyu yani klorun üretiminde kullanılabilecek olan bazı kimyasal malzemelerin olduğu ile ilgili bir tespit yaptılar yani bu doğrudan bir maddi delil olarak kabul edilmemiş olsa da aslında dolaylı olarak e, kimyasal silah kullanılmış olabileceği ile ilgili bir değerlendirmesi var bu bahsetmiş olduğum misyon ziyaretinin o açıdan bu bulgu aslında e, her ne kadar dolaylı olmuş olsa da e, şüpheleri e, kendi üzerinde ciddi anlamda araştırılmasını gere gerekli kılan bir durumun olduğunu da gösteriyor. Ee, tabii e, yani buradaki uluslararası kamuoyunun e, dediğiniz gibi bir sessizliği maalesef belli hegemonik devletler e, nezdinde, tar devletler tarafından gerçekleşen bütün e, uluslararası suçlarda aynı kayıtsızlık ve bir sessizliğin olduğunu söylemek mümkün. Çünkü uluslararası sistemin bir parçası hasta devletler, yani uluslararası sistemin parçası devletler olduğu sürece burada özellikle hegemonik olan devletler açısından samimi bir araştırmanın ve ağır hak ihlalleri'nin tarafı olabilecek olan devletlerin bu anlamda hesap vermesi bizim açımızdan tabii ki bu açıdan çok samimi gelmiyor ama yine de bunlar BM nezdindeki ofisler tarafından belli komiteler tarafından da araştırılıyor. Örneğin kimyasal silahlar sözleşmesinin uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili olarak bir komite kurulmuş zaten BM'den farklı olarak o komitenin de yaptığı araştırmaların raporları da bu anlamda önemli bizim açımızdan. Tabii ki bunları bu uluslararası mekanizmaları harekete geçirmek, uluslararası kamuoyunun bilgisine sunmak çok önemli çünkü bu yeni olan bir şey değil. Yani sınır ötesi operasyonlar ya da işte ee, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kullandığı nükte şeyler, e, kimyasal silahlar, yine İran Irak döneminde yaşanan ki, ki e, kim, yani kullanılan kimyasal silahların olduğunu düşündüğümüz, yine Suriye'de kullanılan ve özellikle sınır ötesi operasyonlarda defalarca kez tekrarlanan Görüntülerin iddiaların olduğunu gördüğümüzde bunun ciddi anlamda araştırılması ve bağımsız heyetlerin izlenimine açılması bu açıdan uluslararası kamuoyunun önemsemesi gereken bir durum. Bu noktada da bir basınç oluşturmak, uluslararası hukuk kurumlarına bu anlamda çağrı yapmak önemli diye düşünüyorum. Zaten işlenmemişse bunlar bir problem yoktur yani devlet de bu yönüyle kendini aklayacaktır. Hani bu suçları işlemediğini, bu suçların tarafı olmadığı ile ilgili olarak e, somut bir belge belgeyle aslında bu ortaya koyacaktır. Ama görünen o ki bugüne kadarki olan bütün bu iddiaların hiçbir şekilde araştırılmamış olması e, ve bağımsız tarafsız e, bazı merkezlerin, kurumların, e, oluşumların gözlem yapmasına izin verilmemiş olması bu anlamda kamuoyuna yansıyan e, iddiaları da aslında güçlendiren e, bulgular olduğunu e, göstermiş oluyor. Şimdi uluslararası e, sistemlerin esas olarak e, üyelerinin devletler olduğunu düşündüğümüzde e, yaptırım konusu hakikaten başka bir konu. Yani evet soyut normlar belirlenmiştir, e, bunun normatif dayanakları vardır, uluslararası sözleşmelerle deletrasla belli taahhütler de bulunacaklarını ifade ederler ama bunun karşılığında doğrudan bir yaptırımın olabildiğiyle ile ilgili e, uluslararası sözleşmelerde e, belli denetim organları dışında bir yaptırımın doğrudan olduğunu göremiyoruz. Yani bu biraz aslında devlet yapısının Devlet sistemlerinde riyakarlarına bir anlamda gösteren bir şey. Yani caydırıcılık yaratan bir durum yok ne yazık ki bu sistem içerisinde. Tabii istisnalar yok mu? Bir anlamda istisnalar var ama uygulanabilirliği açısından bu istisnaların her zaman hayata geçirildiğini hayata geçirilmediğini görüyoruz. Örneğin savaş suçu esas olarak yakın tarihimiz 2000 yılından sonra Roma Statüsü Sözleşmesi var biliyorsunuz. İnsanlığa karşı suçlar, savaş suçu da bu sözleşmenin içerisinde madde madde zaten hangi hallerin bu kategorilere girdiğiyle ilgili düzenlemeleri içeriyor. Tabii bu ABD, İsrail, Türkiye gibi ülkeler örneğin bu sözleşmeye taraf değiller. Yani bunun öncülüğünü başlatan ABD yani hegemonik bir güç ama bu sözleşmenin e, kurucu ülkelerinden olmasına rağmen bu sözleşmeyi imzalamış bir ülke değil örneğin. Şimdi e, tabii orada e, Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde e, tabii ki imzayı açılan bir sözleşme olduğu için bu sözleşmeye göre de e, belli hallerin savaş suçu olduğu, belli hallerin insanlığa karşı suçu olduğu, belli hallerin de soykırım suçu olduğu ile ilgili olarak bir düzenleme var. Ve bunların ihlali durumunda bu suçların soruşturulması ve bunu yargılamaya dönüştürülmesi ile ilgili bir e, mekanizma var. O da Uluslararası Ceza Mahkemesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi bu suçların işlenmesi durumunda esas olarak yargı yetkisi olan bir mahkeme yani sözleşmeden kaynaklı olarak yargı yetkisini alan bir mahkeme tabi buradaki yargılama yöntemi ne evet taraf devletlerin yargılama yargılanması ya da işte bu bahsetmiş olduğum hallerden yargılanması sözleşme hükümlerine göre daha kolay ama bu savaş bu suçların işlenmiş olması üye olmayan devletler açısından da bir yargılamanın olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü Güvenlik Konseyi özellikle kendi almış olduğu kararla ki daimi üyeleri var biliyorsunuz bunlarda bir oy birliği kararının çıkması gerekiyor. Aldığı kararla üye olmayan, taraf olmayan yani bu sözleşmeyi imzalamayan bir ülkenin ya da tarafın da yalgıranabileceğini aslında öngörmüş. Dolayısıyla aslında bir yönüyle... Ee, bu mekanizma, bu sistem içerisinde de bu suçların soruşturulması, kovuşturulması ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne konu yapılması e, mümkün diyebiliyoruz. Tabii e, yani savaş suçlarının e, işlenmesi sonrasında hakikaten yaratılan kırılma e, sadece kendi etki alanından ibaret değil. Bütün dünyanın vicdanını e, yaralayan, bütün toplumun, insanlığın aslında hedef alındığını gösteren bir tablodur hepimiz açısından. Yani bireyler nezdinde gerçekleşen suçlar değil bunlar. Bireylerin yalnızca mağdurların bundan etkilenmesi, zarar görmesiyle açıklayabileceğimiz bir durum değil. Bunun karşısında bütün insanlık ailesi vardır. Yani bunun muhataba esas olarak bütün insanlıktır ve bütün insanlığın vicdanını yaralayan bir durumdan bahsediyoruz. Bunların tabii ki tekrarlanmaması önemli. Bunların tekrarlanmaması için de uluslararası sistemin, uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi ve bununla ilgili olarak öncelikle tespitin ve araştırmanın yapılması çok önemlidir. Yani çünkü bu tespitler ve bu araştırmalar yapılmadığı sürece bu tarz bilgiler hep var olacak, iddia olarak belki kalacak. Ama bununla ilgili olarak dolaylı bulgular da bunun doğruluğunu ortaya koymuş olacak. Dolayısıyla insanlık vicdanının gerçekten e, önemsenmesi durumunda e, bunların araştırılması, soruşturulması e, çok önemli. Tabii ki bunların bir daha tekrarlanmaması için bir uluslararası duyarlılığa bir e, desteğe ihtiyaç var. Çünkü bunların hepsi suç ve bunların hepsi ağır uluslararası insan hakları ihlalinin de konusunu oluşturuyor aslında. Yani insan haklarının, e, ağır insan hakları ihlalinin oluşması demek aslında bütün dünyanın bütün herkesin de tehdit altında olduğunu da gösteriyor.